Oraya gitmeyen bir sürü insanlar var yani. Ve yapılan şeyler de ortada. AK Parti bu seçimi şey yapmadı ki, yani ille de yapalım demedi ki. Bütün her şeyi sayalım dedi. Kimse şey. Eğer bir insan kendisinden eminsen korkmamalı yani. Ben onun için bu seçimlerde daha iyi bir netice alacağını düşünüyorum. Yani. Binali Yıldırım'ın. Tabii. Farklı hem de olacak, göreceksiniz. Yani şimdi ben sırf şimdi bu gençlerin yani bazı şeyleri tabii bilmemeleri öğretiyorum. Eski durumları bilmedikleri için onlar da haklı. Ama şu an baktığınız zaman Cumhuriyet tarihimizde yapılmayan şeyler yapılmıştır bu ülkede ya. Yazık, günah. Hata var mı? Var. Ama olacak. Kardeşim daha yok. Daha iyisi yok. Daha iyisi olsa olacak. Hata var ama yine oy verir. Hayır, öyle bir şey yok. Hata var, yine oy verilecek yok. Rakip olmadığı için kardeşim, iyi rakip olursa verirsin ya. Hata varsa var. Biz bütün partilere, biz bütün. Altay evet, Sayın Cumhurbaşkanı dedi, biz İstanbul'a hıyanet yaptı demedim. Kardeşim olabilir diyorum. Olur mu öyle bir şey ya? Olur mu öyle bir şey? Yaptıkları da var. Evet. Yapıları var. Tabii. Tabii. Tek parti sisteme karşı çıkıyor. Olabilir. Herkesin fikrine hayır bir şey. Saygı göster. Hayır efendim öyle bir şey yok. Tarihinde iki tane köprü yaptı. O zaman hiç çıkıp da ben yaptım dememiştir. Hiç. Devletin malıdır burası. Devlet yapacak diyecek. Köprüden kesinlikle parasız geçiyoruz. Devlet yaptı diyecek. Ben yaptım demeyeceğim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ulus devletleri halkı için çalışır. Ben diye bir kavram yoktur. Biz varız. Tamam. Anladın? Orada mesela kendisi kelime ya Özal rahmetli yani. Özal köprüyü yaptığı zaman dedi yaptı. Ben yaptım. Ben diye bir kavram yoktur ya. Biz kardeşiz ya. Kardeşim, bu gider öbürü gelir kardeşim. Kadar, öyle değil mi yani? Ha. Ama 5 sene gelir. İşimize gelmedin mi? İşlerini görelim. He. Ne yapıyorlar bir bakalım. He. Bir deneyelim. Bakalım. Ama hep böyle ben her zaman söylüyorum. Cenab-ı Allah kimsenin kursağına haram lokma soğumasın. Amin. Bu milletin kim olursa olsun, hangi parti olsa, eğer benim hakkım yiyorsa Cenab-ı Allah 100.000 sever Allah çıkarsın. Bu biz kardeşiz ya. İftira sürmeyeceğiz birbirimize abi ya. Ben ya ama ya komşu ortada bir şey arkadaş ben neli bir senden Gazi Osman Paşa diyeyim ya. Yaptı diye bir olay yoktur ya. Hizmet için geliyorlar abi. Hizmet için geliyorlar. Şu an seçim diye. Şimdi Sayın Binali Gazi Osman Paşa. Pardon. Sayın Binali Yıldırım diyor ki ben Ulaştırma Bakanı olarak yaptım değil mi? Evet. O zaman Büyükşehir hiçbir şey yapmamış. Evet. Büyükşehir bütçesi nerede? Şey yapmamış mı? Anlamadım ya. Benim dediğimi. Anlamadım ben mi? Bak Binali Yıldırım diyor ki ben yaptım diyor. Devlet yaptım demiyor. O zaman Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı yaptı. İstanbul Büyükşehir'i niye bir şey yapmadı o zaman? Demek İstanbul Büyükşehir bütçesi bu gitmiş. Arkadaşım ben senin fikrine saygılıyım. Sen ben de benim fikrime saygılı. 100 kat saygılıyım. 100 kat. Biz kardeşiz. Bu neyi bir? Ha. Kardeşiz. İftira yok. Oyunu kullanacak. Ama ben 65 yaşındayım. Daha evvel de oy kullan. Bütün partilere oy kullandık biz yani. Biliyoruz. Ben de diyorum ki kardeşim ben zaten gönülden bağlıyım bu insanlara. Ya yaptıkları ortada. Ne yapalım şimdi yani? Daha iyisi olursa inşallah onlara oy veririz. Ama şu an daha iyisi olmadığı için oyumuz ona. Ama siz kime verirsiniz? Biz de sayın. İyi olmadığı için. Yok. Yahu şimdi 10 tane mağlubiyet almış bir liderin peşinden hale gidilir mi Allah aşkına ya? Siz benim babam yaşındasınız. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Size kesinlikle saygım var. Asla sizi kınamıyorum. Ama bak bir şey söyleyeceğim güzel kardeşim. Bak. Hiçbir insan yeniliğe açıldı. Şu anda siz de değilsiniz. Olur mu öyle şey ya? Ya teknik direktörleri 3 maçtan sonra değiştiriyorlar canım kızım ya. Yapma gözünü seveyim ya. Kaçıncı maç oldu? Ama bu 10. maç oldu canım ya. 10 tane mağlubiyet. Siz de maçları hep çalıyorsunuz ama. Değişmiyor tabii ya. Hep yükselmiş. Ben yaptım yok be kardeşim. 100 tane seçim yapıldı. %25'i geçmiyor. %20'yi geçmiyor. Yok yani. Olursa bu zamana kadar da böyle bir yatırım hiç yapılmadı Türkiye'ye. Yani, bu insanlar gidecek hür iradesi oyunu kullanacak. Kim seçimi kazanırsa elini sıkarız olur biter. Ama şu an öyle bir şey yok. O şeyde de gözükmüyor. Gözükmüyor yani. Bu kadar basit. Yoksa biz herkese saygılıyız. Şey yok. Ben ama öyle kardeşim. Futbolu kazanan var ama çalarak ya da bak hile yaparak bak kazanan var. 10 tane mağlubiyet. Peki çok teşekkür ediyoruz size düşünceleriniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Yani onun için ya. Üzere 23 Haziran seçimlerine 5 gün kaldı. Seçimlerle ilgili genel görüşünüz nedir? Yıldırım kazanacak. Çünkü onların birikmiş bir birikimleri var. Onlar kazanacak diye tahmin ediyorum.
zaten kazanmıştı ama oylar çalındığı için orada bir yanlışlık oldu. İnşallah düzelecek, hak yerini bulacak yani. Bine yıldırım götürecek işi. Üzere İstanbul seçimlerine 5 gün kaldı. Seçim süreciyle ilgili genel düşünceleriniz nelerdir? Yani vatandaşa eziyet ettiler. Yani burada bir hak gaspı var. Bir hak gasp edildi. Onun için yani doğru bulmuyorum bu yenilemeyi ama vatandaş olarak gidip görevimizi yapacağız gene. Her iki adayın da çalışmalarını takip ediyor musunuz? Elbette. Bir vatandaş olarak takip ediyorum. Ortak yayını izlediniz mi peki? İzledim. Düşünceleriniz nelerdir ortak yayınla ilgili? Ben daha böyle heyecanlı, daha böyle farklı sorular sorulacağını tahmin ediyordum ama hep bildiğimiz şeyler soruldu ve bildiğimiz cevapları aldık. Yani boşuna vakit geçirdik gibi geliyor bana. Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ben mazlumun yanındayım, hakkı yenilenin yanındayım. Evet. Sona kadar destekliyorum hanımefendi. Binali Yıldırım hemşerim olduğu halde... Ben veriyorum. Çünkü neden veriyorum? Ülkem için, milletim için, bayrağım için, vatanım için veriyorum. İşte el abi, katakule getirdiler. Ya herkesin takdiri ya. Bir dakika, öyle. Bir dakika, sen şimdi Binali Yıldırım mı kazanacaksın? Evet. Sen inanıyorum. Değil. Ben şey var, hakkı yenilen insan daha farklı. Ya ne haktan bahsediyorsun? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ne hakkı yenilmiş? Hemşerim, ben seni tanımıyorum. Ne hakkı yenilmiş? Bunu tartışmak istemiyorum. Ben. Seni. Sen görmüyor musun, sen o başka. 150 bin oyla. Sen görmüyorsun, o başka. Türkiye'nin üstüne oynanları sen bilmiyorsun. Ekrem İmamoğlu, fark atar. Görmüyorsun. Tamam, görmüyorsun. Başka da soru sormayın, beni yormayın. Peki, çok teşekkür ederiz. Zaten sayenizle işte röportajda efendim yüzde bilmem kaç Ekrem'in destekliyor. Yüzde kaç bilmem öbürünü destekliyor. Sizin programınızı da biliyorum. Dedim siz de yorulmayın, ben de yorulmayın. Tek kelimeyle kendimi ifade ettim. Anlayan anda, anlamayan da ne yapalım yani. Akşama kadar, sabaha kadar da konuşsak boş. Peki, çok anladınız teşekkür mı? Ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Vardınız değil mi? Bu oyunu, hanımefendi, bu oyunu Allah'ın izniyle pazar günü bozacağız. Bak. Bu oyunu bozacağız. Bak, burada ikiye biriz. Evet. İkiye biriz. Ama göreceğiz pazar günü kazanan. He? Pazar günü göreceğiz inşallah. Vallahi şimdi, bana bak. Şimdi hepsi, bakın şöyle, yani bizim vatandaşlar olarak birbirimizden böyle yani tartışmaya falan hiç gerek yok. Yani bir şey kaybetmeyeceğiz. Ya, abi, yani görmemiz lazım. Yani bir şey, beyefendi bu bak. Ülkemiz için görmemiz sevgili lazım. Sevgili kardeşim sen bir şey görmüyorsun diyor. Demek ben başka yerde yaşıyorum. Yani farklı bir ülkede mi yaşıyorum neyse, ben? Her şeyi abi, görüyoruz. Neyse. Yani sizin takdir hakkınıza ben saygı gösteriyorum. Benim takdir hakkıma da siz saygı gösteriyorsunuz. Ben her şeyi görüyorum. Ama o demek ki siz çok farklı bakıyorsunuz dünyaya. Siz benden daha eğitimlisiniz. Siz benden daha fazla yaşamışsınız. Daha fazla memleket gezmişsiniz. Siz her şeyi daha iyi biliyorsunuz. Ben bilemiyorum. Ben 75 senede bir şey öğrenememişim. 75 yıllık hayatımda bir şey öğrenememişim. Sayenizde öğreneceğiz tabii. Türkiye'nin üzerinde oynanan eğer farkında değilseniz demek ki hiç boşuna yaşamışsınız. Bu yaşa gelmişsiniz. Anladın? Biz bu şarkıyı yıllardır dinliyoruz. Anladın? Türkiye üzerinde oynanan. Göreceğiz abi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sıkıştırdınız ama adam benim... AK Parti. Binali Yıldırım ya. Binali Yıldırım. Evet. AK Parti Binali Yıldırım. Yani genel görüşüme bakarsan bir değişmek isterim şahsen. Yani tek bir rejime gitmek istemiyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti ise biraz tek bir rejime gitmek kimi bana görünür. Çok güzel, her ikisi de bence çok güzel bir ortak yayım oldu. Yani ondan ne var, bir medya bir şey çıkarmış ama güzel bir şey oldu. İlla kavgalı mı olacak? Destekliyor musunuz? İsmail Küçük çok güzel yönetiyor adam. Ne var onda? Her ikisinin de görüşünü almış, her ikisinin de fikrini almış. Adam kimi de yönetti bence. Hiçbir şey yok orada. Yani sizin meslektaşlarınız çıkarıyor bu fırtınayı. Bence çok güzel bir yayın oldu. Olmaları da gerekir. Biz halk olarak ne diyoruz? İki lider birbirine girsin, birbirine ağır kelimeler konuşsun. Herkes görüşünü koydu ortaya. Gereken neyse. 31 Mart zaten meydanda. Her bir şey herkes görmüş. Yani şimdi burada 1, 2, 3... Bunlar tertemiz, bu içinde çalınmış. Bunu hiçbir mantık kabul eder mi? Olmaz. Ama parti tutarsın, haksızlığa da haksız diyeceksin. Benden iyi bir AK Partili de yoktur. Ama o iş haksız dedi, bence. Yani öyle bir şey yok. Yani burada İstanbul muhtar tamam, mencuman tamam, Gazi Osman Paşa tamam. Burada İstanbul yok. Böyle herkese hep bir işe çıkacak bir şey yok. Milletin şey neyse, iradesi neyse, o olması lazım bence, değil mi?
Hep AK Parti'ye vermiştim. Bu dönem vermedim. Bu dönemde vermediniz. Vermedim, vermeyeceğim de. Şimdi çok geçen de ben başkana bir şey diyorum. Küçükköy'de şimdi geldik, 25 dakika takıldık. Şuraya 4 tane çiçek ekmiş ya. Şu 2 çiçeği geri çeksen o sıkıntı orada olmayacak. Ama başkan geçtiği zaman korumaları açar, vünk. Bir de şimdi gel bakayım. Orada 20 saat takıldığın zaman adam içinde kalır. İki çiçek. Kendisine söyledim, dedi ki amca bir de git Bayrampaşa'ya bak. Ya Bayrampaşa'dan imkanı yok. Ya o iki çiçeğin ne faydası var? Yani Hasan Tahsin Usta bir mühendistir. Bu işleri bilmesi lazım. Yolu genişletecek yerde yolu tamamen tarlaştırır. Şu küçük köyde bir sıkıntı var. 10 metre. 5 metre geri çekse uzunluğu da 10 metre bu iş bitecek. Ama bunu başkana söyledim, reddetti, elini tersinden iteledi. Ya seçimle ilgili yani Ekrem İmamoğlu söylediği kelimeleri yalanlıyor. Yani gerçekten yani geçen programı izledim de yani çok yanlış kelimeler kullandı. Yani söylediği kelimeleri söylemedim diyor. Ortak yayında mı? Ortak yayında. Peki Sayın Binali Yıldırım'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Binali Yıldırım yani çok iyi bir insan. Uysal yani ileri görüşlü yani projelerini sunan, İstanbul için çalışmasını istiyor yani. Ama şey Ekrem İmamoğlu diyor ki taksiler dolmuşlar bizim kardeşimiz diyor. Adam sana İstanbul için yapılacağın projeyi soruyor. O başka bir şey cevap veriyor. Yani oy almak için taksiler Münevze bizim kardeşim. Herkes bizim kardeşimiz. Sadece taksiler Münevze değil ki. Doğru mu efendim? Peki pazar günü tekrardan siz de sandığa gidecek misiniz? Evet. Kesin olarak düşüncenizle netleştirmiş evet. Bulunuyorsunuz. Evet. Kesin netleşmiş oldu. Projelere seyrettiğim projelere göre yani Binali Yıldırım projesi daha bana cazip geldi. İstanbul'da yenilik olsun istiyoruz gençler olarak. Daha önceki hükümetin yaptıkları güzel hizmetler de var. Evet kabul ediyoruz, inkar etmiyoruz bunları ama günümüzde hükümetin bazı kurumlara karşı taraf olduğunu düşünüyorum açıkçası. Para aktarımlarının falan olduğu söz konusu edildi. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun daha dinamik, daha güzel projenin olduğunu düşündüğünden dolayı açıkçası Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek istiyoruz. Ülkemizde böyle demokrasi anlamında insanların karar verebilmesi adına güzel bir yayın yapıldı. Devamının olmasını temenni ediyoruz açıkçası. Yani olmalı. Olmalıydı. Uzun süredir yoktu. Güzel oldu. Güzel görüntüler. Evet, güzel görüntüler. Programın sonundaki fotoğraf da gayet güzeldi. Şimdi zaten biz daha belki işte AK Parti'nin yaptıkları ortada. Onun için ben yine aynı düşüncedeyim. Ortak yayında izledim. Her iki tarafı da izledim. Ekrem İmamoğlu'nun da işte bir sürü yani söyledikleri var böyle ya. Bir de işte valiye söyledikleri, şuna söyledikleri, buna söyledikleri. Hepsini inkar ediyor. İstanbul'u nasıl yani teslim edeceğiz Ekrem İmamoğlu? Onun için ben Binali Yıldırım'ın bu seçimi çok farklı kazanacağını düşünüyorum. Zaten 17 yıldır her şey ortada. Ha, hataları yok mu? Var. Herkes de hata olacak canım. Onun için benim düşüncem, fikrim bu yani.